Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Salih Hocaoğlu. Excel 751 eğitim videolarının bir yenisine daha hoş geldiniz. Bugün hep birlikte aidat takip programı yapacağız. Kullanımı çok basit. Ara yüzde gayet sade gördüğünüz gibi. Hızlıca programda neler var onları görelim arkadaşlar. Sizin örneğin 3 tane bloğunuz var. Ve bu bloklarda kat, daire numarası, daire sakinleri, aidat bedelini buraya giriyorsunuz. Ve daire sakinlerinin size verdikleri ücretleri, aidat ücretlerini buraya işliyorsunuz. Buradaki kırmızılarda... Aydat bedelini tutturamayan yerler, yani 350 lira. Örneğin Mehmet Kunduz Nisan ayında 350 lira vermiş, Aydat bedeli 450ymiş, 100 lira daha vermesi gerekiyor. Bu gibi şeyleri kırmızıyla hemen görüyorsunuz. İsterseniz o daireyle ilgili hemen bu sütuna not alabilirsiniz. Aralık bedelleri daha girilmemiş. Boş yerlerinde beyaz kaldığını görebilirsiniz. Blok 2 ve blok 3'te de aynı şeyler geçerli. Bir de rapor sayfamız var. Rapor sayfası otomatik olarak oluşturuluyor. Bizim 3 tane bloğumuz olduğu için 3 tane blokların toplam ücretlerini aylık bazda ve en sonunda toplam olarak görebildiğimiz bir tablo var. Şimdi ilk bakışta aslında çok kolay gibi görünüyor olabilir program. Çünkü 3 tane tablo var ve burada koşullu biçimlendirme kuralları var. Ee, küçük biçimlendirmeler var. Ama programın en büyük artısı şu değerli arkadaşlar. Buradaki sayfaları silelim ve baştan başlayacağımızı düşünelim. Rapor sayfamızın içi boşalmış oldu. Ana ekranda sizin kaç adet blok apartmanınız olduğunu buraya giriyorsunuz. Diyelim ki 11 adet apartmanınız var. Bir sitenin aidat takibini yapmanız gerekiyor. 11 adet apartmanınız var. Her bir apartmanda apartman kaç katlı bunu girmeniz gerekiyor. Örneğin buraya da 12 katlı diyelim. Katlarda kaç daire var? Buraya giriyorsunuz. 4 tane daire olsun. Tabloları oluştur düğmesine tıklar tıklamaz tüm yapı sizin giriş yapabileceğiniz ve koşullu biçimlendirmeler vesaire tablo yapıları hepsi hazır bir şekilde şu anda arkada işleniyor gördüğünüz gibi. Blok 8 sayfasını oluşturdu. Blok 9, blok 10. Blok 11 sayfasını oluşturduktan sonra tablolar oluşturuldu diye bir bilgilendirme çıkıyor bize. Ve katlar, daire numaraları aşağı kadar 48 daire. Blok 11'in birinci kadının birinci dairesi. 5. kadının 19. dairesi gibi hepsi oluşturuluyor. Sizin sadece yapmanız gereken şey daire sakinlerini buraya işlemek, aidat bedellerini buraya işlemek, daha sonrasında her ay aidatları girmek. Sonrasında buradaki raporda otomatik olarak oluşacak. Siz işledikçe ilgili tablolara ilgili değerleri rapor sayfasında göreceksiniz. Tabloda da zaten göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar bu programı nasıl tasarladığımızı öğrenelim. İsterseniz öncelikle ana ekranı tasarlayalım arkadaşlar. Burada aslında kullanıcılara çok basit sorular sorarak programın onlar için kullanımı hazır hale gelmesini sağlıyoruz. Burada hemen buraya ilk sorumuzu soracağız. Kullanıcıdan ilk girdiğimizi alacağız. Kaç adet blok veya apartman var? Kullanıcı bunu girecek önce. Daha sonra her bir apartman şöyle yazalım. Her bir Kaç katlı? Bu bilgiyi kullanıcıdan almamız lazım. Bir de katlarda kaç daire var? Bu üç bilgi bizim programın tamamı için yeterli oluyor. Şurayı biraz genişletelim. Buraya da rakamlar girecek kullanıcı. Örneğin 3, 5, 4 diyelim. 3 tane blok var. Her bir apartman 5 katlı. Katlarda da 4 tane daire var. Burayı biraz daha güzelleştireceğiz arkadaşlar. Şuradaki alanı açıp gri renge boyuyorum. Bu arada buradaki renk paletinin renklerini açıklamalarda bulabilirsiniz. Boyadıktan sonra buradaki her şeyi seçip bir dış kenarlık ekleyeceğim ama çizgi rengini öncelikle şu ortadaki gri yapıyorum ve dış kenarlığımı ekliyorum. Şimdi şuraya bir sütun daha ekleyeceğim. Şuraya bir şey daha ekleyeceğim arkadaşlar ve buradaki satırın tamamını yeşile boyayacağım. Aşağıda da şöyle yeşile boyayacağız burayı. Farklı bir hava katmak için sadece ikisini seçtim biraz genişlettim. Satırları Arkadaşlar genelde bu programda Gilroy Light adında bir yazı tipim var. Onu kullandım. Gilroy Light gayet çık bir yazı tipi. B ve E'yi seçip arkadaşlar biraz daraltalım. Çok büyük olmasına gerek yok bu formun. Şunları biraz genişletebiliriz. Arkadaşlar kullanıcının giriş yapacağı yerleri de şu şekilde ortalayıp beyaza boyuyorum. Ve yine tüm kenarlıkları buraya uyguluyorum. Şunları da yine ortalayalım. Buraya bir düğme gelecek arkadaşlar. Hemen ekle sekmesinden, çizimlerden, şekillerden bir tane kare ekleyelim. Karemizi de yine temamıza uygun olacak şekilde yeşil yapalım. Ve burada tabloları oluştur şeklinde bir düğme olacak. Bu düğmeyi de yine tam olarak ortaya hizalayalım. Evet aynı yapıyı şuraya tasarlayacağım şimdi. B ve E'yi biraz daha kısalım arkadaşlar. F'yi de biraz kapatalım. Bunu P'ye kadar uzatalım. Yine dış kenarlık ekliyorum ve içini griye boyuyorum. Evet içini griye boyamadık. Açtım. Ekle sekmesinden bir tane simge ekleyeceğim şimdi. Apartman yönetimi olduğu için bu. Bina yazıyorum arkadaşlar. Enter'a tıklıyorum, aratıyorum. Aşağıda şurada güzel bir simge var. Bunu ekliyorum ve istediğim gibi büyütüyorum. Şuraya bir yer arkadaşlar konumlandırıyorum ortaya ve yine grafik dolgusunu yeşil yapacağım bunun. Bir tane de text box ekleyeceğim. Yani metin kutusu. Bunun içerisine de aidat takip programı yazacağım. Bunun dışını dolgu rengi, dolgu yok, ana hat yok diyeceğiz arkadaşlar. Buraya da yine grid Light yapacağız. Biraz büyüteceğiz. Şöyle olabilir zannediyorum. Evet. Ortalayalım bunu ve yine yeşile boyayacağız. İstersek kalın da yapabiliriz. Evet ana ekranımızı aslında çok hızlı bir şekilde tasarladık. İşin asıl kısmı bu andan itibaren başlıyor. Biz arkadaşlar bir programı ne kadar sadeleştirirsek ve de şöyle biraz kapatalım. Arkadaki kodlamalar o kadar zor oluyor. Şurayı da silelim. Şurayı biraz daha arkadaşlar genişletelim. Burayı belki biraz genişletebiliriz. Evet. Tamamdır. Dediğim gibi biz kullanıcının giriş giriş yapacağı şeyleri ne kadar azaltırsak arkada yapmamız gereken kodlamalar çok daha fazla oluyor. Daha fazla şey düşmemiz gerekiyor. Burada kullanıcıdan sadece 3 parametre alarak bu girdileri alarak arkada bizim yapmamız gereken çok fazla iş var. Öncelikle arkadaşlar kodlamalarını yaparken bu programın makrolardan çokça yararlandım. Ondan da bahsediyor olacağım. Ondan önce kodlamamızı etkileyeceği için arkadaşlar buradaki hücrelere bir isimlendirme vermem lazım. İsimlendirme yapacağım. Şöyle arkadaşlar daha önce isimlendirme yaptık biz. RNG building number yani bina sayısı. Bunu arkadaşlar şuraya eşitliyoruz. Ana ekran D5 tamam dedik. Buraya atadık. Flat number daire sayısı arkadaşlar. Bunu da sildim. Kaç daire olduğunu buraya girdim. Floor number da kat sayısı. Kaç katlı olduğunu gösteren bir şey. Bunu da girdik arkadaşlar. Şimdi burada bakın at kutusuna da baktığımız zaman RNG floor number, burada RNG building number, burada da RNG flat number. Bunların İngilizce vermemin sebebi VBA'de İngilizce daha stabil çalışıyor. Evet Üçüne de isimlendirmemize verdik. Şimdi isterseniz Alt F11 kısa yolunu tıklayarak geliştirdiğimiz kodlara biraz bakalım. Evet tüm kodlar bunlar arkadaşlar. Bu kodlara şey yaptığımız zaman yazdığımız zaman kullanıcıya hazır bir program vermiş oluyoruz. Peki nasıl bir kodlama var? Dediğim gibi burada makrolardan da çok fazla yararlandım. Yani gittim önce makro kaydettim. Daha sonra buraya kopyalayarak yamalayarak daha doğrusu yaptım. Ve internetten de birçok şey araştırmam gerekti bu kodlamalar için. Şimdi nasıl nasıl yaptığımı, nasıl başladığımı öncelikle göstermek istiyorum. Yine bir sayfa açıyorum arkadaşlar. Bu sayfada öncelikle hiçbir şey yapmadan makromu başlatıyorum. Şöyle makromu başlatalım. Makro 14'müş. Tam düğmesine tıklayalım. Ben öncelikle sütun başlıklarıma karar vermem lazım. Sütun başlıklarıma karar verdim. Öncelikle hangi katta bulunduğunu yazacağım. Daha sonra daire numarasını yazacağım. Ondan sonra daire sakini yazıyorum. Şu an yaptığım her bir işlemi makro kaydediyor. Daha sonra arkadaşlar açıklama veya notlar, notlara açıklama yazabiliriz. Aydat bedeli daha sonra da arkadaşlar ocak. Ben bunları kısa isimlerle yazmıştım. Ocak yazdıktan sonra çekiyorum aralığa kadar. Bunu yaptıktan sonra bunu bir tablo formatına çevirmek istiyorum. O yüzden hepsini seçtikten sonra giriş sekmesinden tablo olarak biçimlendir arkadaşlar. Buradaki biçimi seçtim. Tablomu üst bilgi satırı içeriği işaretledim ve tamam tıkladım. Daha sonra şeritli sütunlar ekliyorum. Şeritli sütunlar şeritlerimizi getiriyor. Daha sonra arkadaşlar örneğin ben aidat bedelinden aralığa kadarki kısımların hepsine para birimi şeklinde düzenlemek istiyorum ve para birimi yapıyorum buraya. Sonra örneğin A2'yi seçtik arkadaşlar. Bir de kılavuz çizgisini kaldıralım. Makromuzu durduralım. Şimdi Alt F11 kısa yolunu kullanırım. Bakalım makro neleri kaydetmiş. Şimdi makro 14 hatırlarsanız makro 14'tü. Bu kadar bir sürü şey kaydetmiş makro. Şimdi burada bazı şeylere gerçekten gerek yok. Neye gerek yok örneğin? Burada Formula R1 C1 yazmışlar. Yani o. No. Buna gerek yok arkadaşlar örneğin. O yüzden burayı direkt siliyoruz. Şöyle Range B1 Daireno açacağız burada. Burada da hepsini teker teker siliyoruz. D1 notlar. Şu yukarıyı kopyalayıp şurayı da yine B1 olacak Bu da A1 olacak. A1 kat. Şunu da şöyle şurasına sildim. Aydat bedeli. Ocak. Şimdi burada farklı bir metot izlemiş. Fill default yani bir sürükleyip bıraktığımız için sağ tarafa doğru otofil yapmış. Otomatik doldurma yapmış. Ben bunu yapmak istemedim örneğin. Kendi koduma geri döneyim. Hepsini bir bir tanımladım burada arkadaşlar. Daha sağlıklı bir metot olacağını düşünüyorum. Evet Ocak'tan şöyle Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Aralık manuel bir şey yaptım. O yüzden artık burada otofile gerek kalmayacak burada. Şunu seç, silelim o yüzden. Daha sonra bakın burada range F1, Q1 de gerek yok. A1'den Q2'ye kadar seçip tablo formatına çevirmiştik değil mi? Tablo formatına çevirme kodları bunlar. Burada zoom e, yakınlaşıp uzaklaşmışım sayfaya. O yüzden bunları da sileceğim. Bir şey katmayacak bize çünkü. Burada bir de para birimine çevirdik şeyleri. O aralığı hangi aralığı? Aylak bedelinden aralığa kadar. Şurayı da şey yapalım. Grid lines'ı false yaptık. Burada artık tabloyu seçmemize gerek yok. Evet. Bu da arkadaşlar arkadaki kılavuz çizgilerini kaldırdığımızın kodu. Buradaki kod ilgili aralığı para birimine çevirdiğimiz kodlama. Şöyle yapalım. Kodları sağlayayım. Burayı para birimine çevirdiğimiz kodlama burası arkadaşlar. Burası da tabloya çevirme. Yani yeşil olarak formatladığımız için tabloyu tabloya çevirme kodu burası. Şimdi buradaki problem arkadaşlar biz bu kodu her çalıştırdığımızda yeni bir tablo yeni bir sayfa açıp yeni bir şey olacak. Yeni bir sayfa açmayacak tabi. Yeni sayfa açmayı biz yaptık. İşte bu şekilde bazı yerlerde makroların yardımını alarak parçalayarak ilgili kod parçacığını kendi koduma ekleyerek ilerledim ve kendi koduma dönüyorum şimdi. Burada arkadaşlar ilk önemli kodumuz şu. Bir sayfa açmak öncelikle, yeni bir sayfa açmak. Burada active workbook sheets add after active workbook worksheet bu kod arkadaşlar mevcut sayfanın en sağına, en sağa, en sona ekliyor yani sayfayı. Bu kod da sayfamıza bir isim veriyor. Sayfanın adına ben blog ve i değişkenini atalım. Peki i değişken nereden başlıyor arkadaşlar? İşte burada bir for döngümüz var. E'den başlayarak SH generate generate SH generate sayfasının RNG building number hücresinden besleniyor. Yani ne demek bu? Biz bu arada ana ekran olarak size tanıttığım sayfanın kod adını buradan değiştirdik. SH alttan enter generate dedik. Burada da diyor ki SH generate sayfasının RNG building number hücresindeki rakam kadar bu for döngüsünü sen çalıştır. Peki o rakam neymiş? Building number hangisiydi arkadaşlar? Bu. 3 defa çalıştıracak bu, bunu. Hangi kodu? Bu aşağıdaki kodu. 3 defa çalıştırması demek. 3 tane ayrı sayfa açması demek. Blok 1, blok 2 ve blok 3 şeklinde 3 tane sayfa açacak. Şöyle devam edelim. Evet. Peki 3 tane sayfa açacağız. 3 sayfa açıp ne yapacak? Bu içerisindeki kodları çalışacak. Ne var? Bir tane sayfa aç, ve o sayfanın adını blok i e yap. i e yine ilk başta 1. O zaman blok 1 adında bir sayfamız olacak. Daha sonra bu sayfanın rengini yeşil yaptığım için yeşil color index 10 yeşile denk geliyor. Sayfanın sadece rengini değiştirdim. Sağ tıklayıp hani sayfanın rengini değiştiriyoruz buradan. Aynı onun gibi. Peki aşağıdaki kodlar var şimdi. Diyorum ki artık sen buraya bir tablo yap. Sayfayı açtık. Burada sayfayı açtık. Şöyle düşünün bunu yeşil yaptık. Adına blok 1 dedik. Şu an yaptığım işlemleri bu kodlar yapıyor işte. Daha sonra arkadaşlar tabloyu yaptırmaya başladım. A1 hücresine kat yaz. B1 hücresine daire numarası yaz. C1 hücresine daire sakin yaz gibi. Tüm her şeyi yazdırdıktan sonra aşağıda arkadaşlar tablo özelliğini çalışıyorum. Tablo yaptırıyorum. Şimdi tablo yaptırırken arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Her bir sayfanın tablosu farklı olacağı için her bir tablo, her bir sayfanın içerisindeki tablonun isimleri de farklı olması lazım. O yüzden burada değişkenli yapı kullanmamız lazım tabloya isim verirken. Burada biz makro kaydettiğimiz zaman şuraya geri dönelim. Makro kaydettiğimiz zaman ne diyor? Name yani tablonun ismi diyor ki tablo 159 sabit bir değer atıyor buraya. Ama bizim sabit bir değer atama şansımız yok. Hata alıyoruz burada. Tekrar kendi koduma geri dönüyorum. Burada o yüzden burayı değişken bıraktık ve biz yeni bir sayfa açıp tüm başlıklarımızı belirleyip tabloya çevirdikten sonra o tabloyu burada ismini tablo i şeklinde veriyoruz. i'miz neydi? i burada değişkenimiz burada. Yani bu tablonun adı tablo 1 olacak. Ama dikkat ederseniz burada tablo çift tırnak içerisinde ve i var. Bu yapıyı her yerde kullanıyorum. Tablo i. tablo i. Tablo i. Neden? Değişken kılmak için. Yeni bir sayfın sayfa blok 2 sayfasında bundan sonra blok 2 sayfası açılacak. Blok 2 sayfasının içerisine eklediğimiz tablonun adı tablo 2 olsun diye bu yapıyı kurguladım. Hep değişken yaptık buraya. Peki tablomuzu kurduk arkadaşlar. Şimdi de gelelim belki gerçekten daha beni zorlayan kısma. Burada tablomuzu oluşturduktan sonra İsterseniz F8 ile bir oluşturalım tekrar. Şöyle yine sayfaları silelim. F8'e tıkladığımız zaman arkadaşlar adım adım kodumuz çalışıyor. Kodun nasıl çalıştığını da görmüş olacağız. Belki şöyle yarı yarıya yapsak daha iyi olacak. Peki F8'e tıkladım. Kodum başladı arkadaşlar. For döngüsüne gireceğini gördü. Ve başladı yeni bir sayfa ekledi. Sayfaya 220 diye bir isim verdi. Otomatik bir isim verdi. Ama ben ona dedim ki burada sayfanın adını block i e yap. F8'e tıkladım arkadaşlar. Block i e yaptı sayfanın adını. Bir daha tıkladım. Yeşil yaptı sayfayı. Ve arkadaşlar bu şekilde bakın kat, daire no, not, aydat, bedeli, ocak, şubat, mart diye bütün her şeyi ekliyor buraya. Ekledi. Daha sonra buradaki aralığı seçti ve burayı bir tabloya çevirdi. Daha sonra ne yapacak? Number format. Yani burayı seçtikten sonra arkadaşlar para birimi formatına çevirdi buradaki hücreleri. Grid lines yani arkadaki kılavuz çizgilerini yok edecek şimdi. Her seferinde F8'e basıyorum arkadaşlar. F8'e tıkladığım zaman arkadaki şeyleri yok etti. Şimdi de ben kırmızı seçmiştim önce. Kırmızıyı şimdi yeşile çevirecek. Yeşile çevirdi ve aralara çizgi ekleyecek şimdi. Araya çizgi ekledi. Range A1 select yani bir birinci hücreyi seç A1 hücresini seç diyor. Bu çok gerekli değilmiş. Bunu silebiliriz. Peki şimdi de arkadaşlar benim şunu yapmam lazım. Katları otomatik doldurmam lazım. Daireleri de otomatik doldurmam lazım. Neden? Çünkü zaten ana ekranda ben kaç tane apartmanımın olduğunu, bunların ka çarpımından kaç tane daire olabileceğini biliyorum. Devam edelim arkadaşlar. Burada nasıl bir yapı kurgulamışız? F8'e tıklamaya devam ediyorum. Şimdi bir tane N2 diye bir değişkenim var. Bunu nerede kullanıyorum? Şurada kullanıyorum. Bir şeyleri arttırmak için kullanıyorum. F8'e tekrar tıkladım. Bir for döngüm daha var. Şimdi bu ilk for döngüm ne için arkadaşlar? Katlarımı oluşturabilmek için. Katlarımı. Katlarımı da tabii nasıl oluşturmam lazım normalde? Şöyle mesela bir katta 4 tane daire varsa 1, 1, 1, 1, 1, 4 tane olması lazım. 2, 2, 2, 2'ye geçmesi lazım sonra. Böyle oluşması lazım. Ben burada nasıl bir yöntem izledim arkadaşlar? Şöyle bir yöntem izledim. Bizim kaç tane katımız olacak? 5 tane katımız olacak. Kaç tane var? 4 tane. O zaman 4 kere şöyle bir şey döndürmem lazım benim. 1 2 3 4 5. Bunu 4 defa tekrarlamam lazım ve bunu kopyaladığımı düşün arkadaşlar. 2 3 ve 4 defa kopyaladığımı düşünün. Bu for döngüsü işte şuradaki for döngüsü bunu yapıyor. Böyle 4 ta 4 adet 5 1'den 5'e kadar olan seriyi alt alta getiriyor. Daha sonra şurada ben bunu sıralıyorum. Katları gelip buradan küçükten bir sıraladığımı düşünün. Sıraladığım zaman 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 sıralı bir şekilde ben şeyimi elde ediyorum artık. Kat, kat numaralandırmalarımı elde ediyorum. Peki aşağıda şunları silelim. Şuradan kendisi devam etsin. F8'e tıkladım tıkladım arkadaşlar. Tabii bu for döngüsü biraz uzun sürecek. Evet 5, 4 hepsini ekliyor arkadaşlar. Az önce gösterdiğim gibi ekledi. 5'i de ekledi. Artık bitirdi. Next hash flat number da bitti. Geçti arkadaşlar sıralamaya. Şimdi sıralayacak. Geçtim. Buraya da geçtim. Burayı da arkadaşlar geçtikten sonra sıralamamı yaptı. Peki bir de burada bir for döngüm var. Şunu yine şöyle yapalım. Tüm kollar görünsün. Bir de burada bir for döngüm var. Bu for döngüsü de arkadaşlar benim ne olacak kaç tane dairem olacak bir binada ana ekrandaki kullanıcının giriş yaptığı kat sayısı çarpı daireyle yani 5 çarpı 4 20 tane benim ne olacak dairem olacak. Bu da basit bir şekilde 1 2 yazacak buraya 3 4 5 6 7 şeklinde şeyler yazacak buraya. For, buradaki for döngüsü de onu sağlıyor. F8'den devam edelim yine. F8 F8 evet for döngüsü girdi 1 2 3 4 5 6 7 8 arkadaşlar kaça kadar gidecek bu 20'ye kadar gidecek yani şurada da belirtiyorum floor number yani kat sayısı çarpı daire sayısı bu da 20 yaptığı için bu 20 defa tekrarlanacak şimdi tekrarlandı ve bitti. 20'ye kadar geldi arkadaşlar. Son next k'ya gitti ve şimdi de başka bir kod bloğuna geldik. Bu kod bloğunda ne yapıyoruz? Koşullu biçimlendirme. Koşullu biçimlendirmede neden ihtiyaç duyuyorum? Onu şöyle izah edeyim arkadaşlar. Şimdi burada aidat bedellerini yazacak tabi kullanıcı. Burada da ilgili kişi, ilgili daire kaç para ilettiğini yazacak buraya. Burada vermeyenleri ya da eksik verenleri takip etmek için bir koşullu biçimlendirme yapısı kurguladım burada. Aidat bedelini verenler beyaz, hiçbir sorun yok. Aidat bedelinden düşük verenler kırmızıyla boyunuyor burada. Nerede boyanıyor? Şu alanda. Ve arkadaşlar iki tane koşullu biçimlendirme kuralı var burada. Eğer aidat bedelinden düşükse kırmızı, eğer hücreler boşsa da o zaman hiçbir renklendirme yapma ya da beyaz, beyaz yap. Bu iki iki farklı kural var burada arkadaşlar. Şimdi burada tabi bunu ben F8'e tıklayarak devam ettirsem de bir şey görmeyeceğiz. Burada şuradaki kodları tamamen arkadaşlar makro kaydederek yaptım. Hatta belli oluyor. Çok düz bir şekilde yazılmamış. Makro dilinde yazılmış. Ama tabi makro kaydederken her zaman mesela, tablo i var burada da. O şeyleri hep ben kendim değiştirdim. Tablo i. Mesela burada blok i var. Burada da mesela worksheet sayfanın adına refere etmek gerekiyor. Burada da blok adında sayfa i'ninci sayfa gibi. Buradaki değişken yapıyı biz kendimiz ayarlıyoruz burada. Her şeyi makro yapamıyor. F8'e tekrar tıklamaya devam ediyorum. Koşullu biçimlendirme kurallarını da tamamladı. En son arkadaşlar şöyle aidat bedellerini kalın harflerle boyadım ben. De range A1 yani birinci A1 hücresini seç diyorum burada. F8'e tıkladım A1 hücresini seçti ve message box tablolar oluşturuldu şeklinde bir şey çıkacak. Şimdi next i dediği zaman nereye gidecek t arkadaşlar? En başa. Şimdi biz bir sayfa oluşturduk sadece blok 1. Bir kere daha F8'e tıkladığım zaman en başa döndü. İkinci sayfa içinde şimdi tüm bunları baştan yapacak. F8'e tıkladığım zaman ikinci sayfam oluştu. Adını blok 2 şeklinde değiştirdi. Yeşile boyadı ve yaptığımız tüm işlemler arkadaşlar ben F8'e tıkladıkça bakın her şey oluşuyor. Tekrar şimdi üçüncü sayfayı açtı. Ben şu an F8'e basılı tutuyorum elimi ve tablo oluşturuluyor. OK'ye tıkladığım zaman arkadaşlar büyüttüğüm zaman 3 tane sayfa açıyor bana. İçerisinde de her şey hazır. Her şey hazır. Kastım ne arkadaşlar? Öncelikle kat numaralandırmaları ve daire numaraları zaten hazır geliyor. İkincisi aidat bedellerine örneğin girelim. 450 lira olsun aidat bedelleri. Aşağı çekelim. Kalın bir şekilde geliyor ve biçimlendirilmiş bir şekilde geliyor. Örneğin buradaki daire 350 lira vermiş olsun. Hemen kırmızıya boyandı. 450 lira artık verdikten sonra bir renklendirme olmuyor. Şimdi bu 450 liraya isterseniz her yere kopyalayalım ve araya bazı boşluklar bırakalım. Bunu silelim, 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 silelim. Boş kaldığı zaman bakın arkadaşlar beyaz kalıyor aralığın da örneğin beyaz kalması için yaptık bunu. Yani eğer ay gelmediyse daha o zaman boş kalması lazım. Yani bir renklendirme yapmaması lazım. Ama burada sıfır olursa şuralara sıfır koyalım. Ctrl Enter'a tıklayalım o zaman kırmızıya dönüyor. İşte buradaki yapılar hep hazır geliyor arkadaşlar. Ve eğer yanlış yaptıysanız arkadaşlar buradaki şeyleri silmeniz gerekiyor. Silelim burayı. Ana ekrana gelelim. Evet düğmemize de makromuzu atayalım. Sağ tıkladık. Makro ata dedik ve create page makrosu. tam düğmesine tıkladığımız zaman arkadaşlar buradaki ayarlarda artık yapılarımız hazır hale geliyorlar. Örneğin 5 tane apartmana ekleyeceksiniz. Apartmanlarda 10 kat var. Her da katta da diyelim ki 5 tane daire var. Tablolu oluştur düğmesine tıkladığımız zaman evet bir sorun oldu. Alt F11'e tıklayalım. Burayı durdurmamız gerekiyor. Durduralım. Şimdi tablo oluştura tıkladığım zaman arkadaşlar ilk sayfam, ikinci sayfam, üçüncü sayfam, dördüncü sayfam ve beşinci sayfam oluşuyor. Tablolar oluşturuldu diye bize bilgilendirme çıkıyor. Yine her şey kullanıma hazır bir şekilde karşımıza geliyor. Beş tane sayfa geliyor. Peki bunları silelim arkadaşlar. Rapor sayfası nasıl yaptık? Bunu göstermek için şimdi üç tane apartman ekleyeceğim apartmanlarda 5 tane kat olacak ve 4 tane daire olacak her bir katta. Tablolu oluştur penceresi düğmesine tıkladım. Tablolarım oluştu arkadaşlar. Şimdi buraya bazı test verileri gireceğim. Başka bir yerden kopyalayalım arkadaşlar. Şöyle yapıştıralım. Şimdi arkadaşlar test verilerimizi girdik. Burada her bir dairenin örneğin 5. kattaki daireler biraz daha fazla aidat veriyor. Belki metrekaresi büyük. Blok 2 ve blok 3 şeklinde dolu bir tablo olduğunu düşünüyoruz. Raporlar arkadaşlar nasıl tasarladık? Baya bir burada da kodlama var. Formülasyon var. Öncelikle buradaki isimler bize lazım. Burası da dinamik olması lazım. Yani 10 tane blok varsa 10 tane açılacak. 3 tane varsa 3 tane. 5 tane varsa 5 tane. O yüzden en başa bir eğer formülü getirdik burada. Eğer B6 hücresini yani bir değeri şuradaki numaralandırma da önemli. Bir değeri building number'dan yani blok sayısından apartman sayısından küçük eşitse o zaman göstereceğiz. Ne göstereceğiz? Başına bir blok kelimesi ve sonuna da B6'daki değer yani no değeri. Eğer yoksa da boş göster diyerek arkadaşlar aşağıyı boş gösteriyoruz. Peki burada ne yaptık? Burada biraz daha farklı bir formülümüz var. Burada arkadaşlar her bir blok sayfası, şimdi blok 1 burada yazdığı için blok 1 sayfasına gitmemiz lazım bizim. Onu bir refere, bu burayı biz refere almamız gerekiyor. Referans noktamız burası. Peki nasıl yaptık burada? Dolaylı formülünü kullandık. Yine en baştan formülü inceleyecek olursak eğer hatayla biz aşağıda hata almayı engelledik. Eğer hata alınıyorsa bu formülde şuradaki formülde o zaman boşluk göster diyerek aşağıdaki yerleri bu şekilde içini boşalttık. Peki yine ona rağmen yine eğer bir formülümüz var. Eğer yine B6 hücresindeki değer yani bir numaralı değer küçük eşittir. Building number'a yani blok sayısına o zaman diyoruz şöyle bir formülasyon getir. Şimdi bu formülü incelediğimiz zaman önce dolaylıdan başlayalım arkadaşlar. Tabii ki de bir toplama işlemi yapacağız. Buradaki ana amaç blok 1'deki ocak bedellerinin toplamını getirmek. Şubatları, Martları, Nisanları, Martları, Mayısların hepsinin toplamını rapor sayfasında bir yerde özetlemek aslında ana amaç. Burada da arkadaşlar dolaylı formülünü kullanmamız gerekti. Dolaylı formülü herhangi bir hücreyi alıp başvuruya çeviren bir formül. Ve işte bu tip case'lerde, bu tip durumlarda bizim ismimizde çok yarıyor. Burada arkadaşlar dolaylı deyip C6 hücresine referans gösterdim. Blok adı. Aslında bu sayfanın adı da aynı zamanda. C6 burada sadece sütunu sabitledik. Bu da önemli bir detay. Burada da sadece sütunu sabitledik. F4 düğmesine 3 defa tıklayarak sadece sütunu sabitleyebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar V deyip ünlemle birleştirdik. Ünlemle birleştirmemizin sebebi blok 1 sayfası dememiz. Blok 1 sayfası Böyle diyoruz arkadaşlar. Blok bir sayfası. Sayfaya refer etmek istediğimiz zaman ünlem koyuyoruz. Daha sonra tekrar birleştirdik. Neyle? FF. Ve arkadaşlar bunların tümünü, şunun tümü şu olmuş oldu. Blok bir sayfasının FF sütunu. Ne yapacağız bunu? Toplayacağız. Blok bir sayfasının FF sütununu topla bunu demiş olduk arkadaşlar ve sadece tek seferliğine tüm hücrelere şurada GG'ye çevirdik, çevirdik buraya geldik burayı HH'ye çevirdik buraya geldik II'ye çevirdik tek seferliğine yaptık daha sonra bunları tutup aşağı çektiğimiz zaman formül aşağı kadar kendisini güncelledi. Toplamda arkadaşlar basit bir topla formülüyle buradaki satırların toplamlarını alıyoruz. Burada da yine bir eğer küçük bir eğer formülü var yine. Eğer bir yandaki hücre boşsa sen de boş kalla. Buranın içerisinde bu şekilde boşaltıyoruz. Ve arkadaşlar günün sonunda özet olarak da siz toplam gelirlerinizi takip edebiliyorsunuz. İsterseniz şöyle bir şey de yapabiliriz. Burada en başa şunları şöyle dolgu yok yapalım. Ve genel toplam diye bir şey de açabiliriz. Genel toplam deyip en başta bölüm bunu. Şuradakilerin toplamını alabiliriz. Topla. Şuradan aşağı kadar seçtim arkadaşlar ve toplam ne kadar elde edeceğimi de gördüm. Burası yeşil olmasın. Otomatik kalsın ve kalın harflerle boyayalım. Bunu biraz sağa getirelim. Evet, genel toplamı da en yukarıda görebiliriz. Şurayı biraz kısalım. Evet. Bu şekilde her şey otomatize edilmiş. Kullanıcının yapması gereken tek şey buradaki şeyleri, parametreleri girip tabloları oluşturmak, daha sonra tabloların içini doldurmak. Başka hiçbir şey yapması gerek yok. Rapor sayfasında da otomatik olarak her şey zaten geliyor. Evet arkadaşlar, bu programa sahip olmak isterseniz açıklamalardaki linklere göz atabilirsiniz. Bu hafta da hep birlikte Ayda takip programı yaptık. Eğer sizin de program talepleriniz varsa aşağıda yorumlarda bize her zaman iletebilirsiniz. Ben Salih Hocaoğlu. Bir başka Excel 751 eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.